Değerli takipçilerimiz, iyi akşamlar. Ben Avukat Ejder Köse. Bugün tekrar bir oturum konusuyla ilgili olarak sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Şöyle bir mesele arkadaşlar. Ankara Anlaşması beraberinde ne getiriyor? Diyor ki Türklerle ilgili olarak diyor, yeni çıkan, yani 1980 yılından sonra yeni çıkartılan kanunlar eğer aleyhlerindeyse Türklere karşı kullanılamaz. Bu nedenden dolayı da işte bu dil kursları olsun, ben ne bileyim, oturum kısıtlamalarında olsun vesaire, bütün bu davaların hepsini kazandık, hamdolsun. Lakin son aşağı yukarı bir senedir diyebilirim, şunu çok açık bir şekilde görüyorum ve tespit ediyorum ki bu elde ettiğimiz kazanımları yavaş 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 elimizden almaya çalışıyorlar. Elimizden almaya çalışıyorlar dediğim, bunu yani kanun değişikliğiyle vesaire değil. Evet var, ama Ankara Anlaşması ile ilgili olarak zaten Avrupa Birliği Adalet Divanı, yani 28 Avrupa Birliği üye ülkesinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin beraber yaptığı bu antlaşmalar çerçevesinde en yüksek mahkemesinin verdiği içtihatlar çok açık ve net. Lakin yine de işte hukuk. Ben hep söylüyorum zaten, hukuk her zaman siyaseti takip eder diye. Bu burada da böyle, bu Amerika'da da öyle, bu Almanya'da da öyle, bu Türkiye'de de öyle. Şuradan bir giriş yapmaya çalışayım. Bazen ne oluyor? İnsan ister istemez bir suça karışıyor. Ve Hollanda Yabancılar Kanunu'nda eğer herhangi bir openbare order blight dediğimiz, yani kamu düzenini tehlikeye sokan bir kişi olarak bir yabancıyı çok hızlı bir şekilde hemen oraya getirebiliyor. Bu kanun, şu andaki söz konusu ettiğimiz mesele, 2012 yılında çıkartılmıştı. O zaman o Amsterdam'daki Diamant Büyük'te, işte bu faslı çocukların hiç durmadan suça karıştıklarından dolayı sınır dışı edilemiyor vesaire diye kanun çıkardılar 2012 yılında ve bu hiç durmadan da beraberinde daha çok kısıtlamalar getirildi. Çünkü diyor ki, eğer arkadaş diyor, sen diyor 3 tane diyor suç işlemişsen, sen diyor burada 10 sene kalmışsın, 15 sene kalmışsın, hiç bakmaksızın, şey yapmaksızın oturumunu iptal edebiliyor. Bu kesinlikle ve kesinlikle bu kanun değişiklikleri ve oturum haklarındaki kısıtlamalar Ankara Anlaşması'na kesinlikle aykırı. Lakin pratikte ne görüyoruz arkadaşlar? Ben size iki tane müvekkilden bir örnek vereceğim. Müvekkilin birisi Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca yargılanıyor ve 8 sene hapis cezası alıyor. 22 senedir Hollanda'da ikamet ediyor. Yani Ankara Anlaşması bu arkadaşımız için kesinlikle geçerlidir. Başka bir müvekkilimiz de yine tekrar Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca yargılanıyor ve 6,5 sene bir ceza alıyor. Bu iki vatandaşımız için de Ankara Anlaşması geçerlidir. Bu nedenden dolayı da ne yapılması gerekiyor? 2012 yılındaki bu çıkan yeni kanun çerçevesinde kamu düzenini tehlikeye sokma çerçevesinde oturumunu iptal etmesi ise geçersizdir. Ama ne görüyoruz arkadaşlar? İHN'de yine de bastırıyor. Şimdi çok enteresan. Rotterdam Mahkemesi çok heyetli mahkeme. Normalinde bir, yani özellikle oturum davalarında idari hukukta bir hakim bakar. Ama ne zaman ki böyle ağırlıklı bir dava olduğu takdirde mevfaud-ı hakamır dediğimiz çok heyetli mahkemeye sevk edilir. Öyle bir mahkemeye çıkmak da dolayısıyla avukatlara da ve bana da daha böyle bir zevkli olur yani. Rotterdam MK çok heyetli mahkemesinin Aralık, şimdi hemen bir iyi bir düşünmem gerekiyor. Aralık 2018 yılında, yani bundan 1,5 sene öncesi böyle bir dava içerisinde o davayı kazandık. Ve çok heyetli mahkeme dedi ki evet dedi, Ankara Anlaşması'na aykırıdır diye grup hukuk oldu. Daha demin bu 6,5 sene ceza alan böyle bir müvekkil, böyle bir vatandaşla ilgili olarak bu sefer de Middleburg Mahkemesi'ne, idari mahkemeye çıkmamız gerekti. Orası da MK, yani o da çok heyetli bir mahkeme. Şimdi çok enteresan, çünkü tabii ki biz lehimize olan içtihatları kullanıyoruz. Diyorum ki Middleburg Mahkemesi'ne, Sayın Başkanım, Sayın Mahkeme Heyeti, buyurun işte aynı konuyla ilgili olarak Rotterdam Mahkemesi'nin böyle böyle bir kararı var. Yani daha çok çantada keklik diyoruz. Ama ne var? Bir bakıyoruz, karar geliyor, tam tersi bir karar. Konu aynı konu, kamu düzeni. Konu aynı konu,
Ankara Anlaşması, 1980 katma protokolü, ama ne görüyoruz? İki tane farklı mahkeme, yani üç hakim orada, üç hakim orada tamamıyla zıt bir karar verebiliyor. Enteresan. Şu anda da iki davada, çünkü bizim kazandığımız davayla ilgili olarak IND, Raad van State, Hollanda Danıştay'ına başvuru yapmıştı. Bizim de kaybettiğimiz Middelburg Mahkemesi ile ilgili olarak biz de temize başvuru yaptık. Şu anda beklemekteyiz. Ki Danıştay bu konuyla ilgili olarak nereye kadar gidebilecek veyahut ki gidecek, bu konuyu kendisi mi karar verecek veyahut ki bu davaları bağlayıp birleştirip Avrupa Birliği Adalet Divanı'na mı gönderecek? Yani burada anlatmak istediğim, özellikle hukukta her zaman bir ile bir iki değil arkadaşlar. Ya bu matematiksel bir mesele değil. Bakıyorsunuz siyasi konjonktür değişiyor, ekonomi değişiyor, her şey. Bir araya getirdiğinde tam böyle evet sabitleştirdiğimiz dediğimiz bir konu ise yine tekrar gündeme getiriliyor. Bakın nereden nereye kadar gidebiliyor. Zannetmiyorum Hollanda Danıştay'ının bu hususla ilgili olarak bize aleyhte bir karar vereceğini. Ama yine tekrar ediyorum, hiçbir zaman belli olmaz. Çünkü hukuk her zaman siyaseti takip eder. Konularla ilgili olarak sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.